Merhaba arkadaşlar. Bugün yine Alp'le ile birlikteyim. Merhaba Alp'cim. Nasılsın? İyiyim Sercan. Sen nasılsın? İyiyim sağ ol. Şimdi bu bugünkü soruda kullanacağımız modülü Kaan Akademi özel olarak yarattı öyle değil mi? Evet. Şu anda Khan Akademi'nin bir modülünü görüyoruz ekranda. Ve bu modülün adı aritmetiğin temel teoremi. Ve bu modül sayesinde sadece asal sayıları birbiriyle çarparak birden büyük herhangi bir tam sayıyı elde edebiliyoruz. Herhangi bir sayı yani hepsi olabilir. Evet hepsi olabilir ama sadece asal sayıları kullanıyoruz. Bu arada doğru asal sayıları seçmemiz gerektiğini de unutmayalım. Yani birkaç tane asal sayıyı alıyoruz, çarpıyoruz ve oluyor. Öyleyse hadi deneyelim. Dur bir saniye, küçük bir hatırlatma yapmam gerekiyor. Bir sayıyı elde etmenin sadece bir yolu var. Yani bir sayıyı elde etmek için sadece belirli asal sayıları kullanmamız gerekiyor. Hmm, çok ilginç. Şimdi örnekle görelim. Sorumuzda ne diyor? 42'nin asal çarpanlarını bulunuz diyor. Sen asal çarpanın ne demek olduğunu biliyorsun. Tabii ki biliyorsun. Çünkü soruyu hazırlayan biziz. Yani Kaan Akademi'nin hazırladığı bir soru. Şimdi çarpanları 42 eden asal sayıları bulmamız gerekiyor. Soruyu anladık. Asal sayılar. Evet asal sayıları bulmalıyız. Zaten burada da sadece asal sayıları görüyoruz. Ha doğru evet. İ 2'den 13'e kadar olan asal sayılar verilmiş. Şaşırdım bir an. E, kuvveti arttırmak ya da azaltmak için de okları kullanabiliyoruz. Şimdi bu soruda asal sayının kuvveti o sayıyı kaç kere çarpacağımızı belirlemek için kullanılıyor. Doğru. Üstel ifadeler ve kuvvetlerle ilgili başka videolar da var zaten. Ama ne yapıyoruz? Biz bu videoda bir sayıyı kaç kere kullanacağımızı ya da bir ile kaç kere çarpacağımızı göstermek için üstel ifadeleri kullanıyoruz. Mesela burada bir ile ikiyi sıfır kere çarpıyoruz ve sonuç bir oluyor. Eğer 2 ile 1 kere çarparsak ne olur? 2 olur. Ve 2 ile 2 kere çarparsak 2 kere 2'den sonuç 4 olur. Harika. 42'nin asal çarpanları. Evet, ipuçlarını kullanalım mı? Bazen çok işimize yarıyor. Pekala, ben şimdi bir ipucu istiyorum. Bakalım bize ne diyor ipucumuz? 42'yi asal çarpanlarına ayırmak için bir çarpan ağacı oluşturabilirsiniz. 42 hangi asal sayılara bölünür? 42'nin çarpanı olan asal sayılar hakkında düşünmek için bu iyi bir yol. Evet bence de. Ama küçük sayılarla başlayalım istersen. Böylesi daha kolay oluyor. Şimdi 42 çift sayıdır. Çift sayı olduğuna göre 2'ye bölünür. İpuçlarıyla devam edelim ve bakalım bizi bu şekilde mi yönlendirecek? Evet işte burada 2'ye bölünüyor. Harika. Bunu isterseniz kağıt üzerinde de yapabilirsiniz arkadaşlar ama kabaca hesaplayalım. 42'de 2 21 kere vardır. Yani bunu 21 kere yapabilirim değil mi? Evet bence de 21 kere yapabilirsin. Daha bitmedi. Çünkü 21 asal sayı değil. Bakın listede yok. Aslında bakarsanız asal sayıları listelemeye devam etseniz de 21'i göremezsiniz. Çünkü az önce söylediğim gibi 21 asal sayı değil. Ve 21 zaten 2'ye de bölünmüyor. O halde bence 2 ile işimiz bitti diye düşünüyorum. Ne dersin? Evet ben de öyle düşünüyorum Sercan. O zaman şimdi burayı düzeltelim. 1 tane 2 olacak. Sırada ne var? 3 var. Ve 21 3'e bölünür. Doğru. Evet bakalım 21 3'e bölündüğünde 7 kalır. Çok merak ettim acaba ipucunda da bunu mu söylüyor? Ayrıca 3 de 7 de asal sayıdır. Evet ikisi de asal sayı. İpucuna bir daha bakalım. Evet işte ipucunda da 3 kere 7 var. 7 asal sayı olduğuna göre işimiz bitti. Sonucu bulduk. Bulduk değil mi? Bana da bulduk gibi geldi ama <laughs> istersen bir kontrol edelim. Evet kontrol edelim. O halde bir tane 2 vardı. Bir tane 3 ve bir tane de 7. 2 çarpı 3 çarpı 7 ne eder? 21 çarpı 2 iki, 42. Iki. Evet cevaba bakalım. Evet, doğru. Tüm bunları yaptık, kontrol ettim ve doğru olduğunu gördük. Cevabımız doğru. Sıradaki soru. Soruya geçmeden şunu söyleyeyim. Daha önce iki ipucunu kullandığımız için bu sorudan tam puan alamayacağız. Önemli değil. Yine de doğru cevabı bulduk. Onun için biraz puan kazanacağız. Tamam, sıradaki soruya geçelim. 21'in asal çarpanlarını biliyoruz. Az önce bulduk. Evet, az önce bu soruya cevap vermiştik zaten. Bir tane 3 ve bir tane 7. Evet, hadi bakalım. Doğru. Bir tane daha yapalım. 18. 18 2'ye bölünür. Doğru. Bu soruyu aklımdan çözmek istiyorum. 18 18 2'ye bölünürse bölüm ne olur? 9 olur. Ama bu zahmete girmek istemiyorsanız ipuçlarını kullanabilirsiniz tabi. 18'i asal çarpanlarına ayırmak için bir çarpan ağacı oluşturabilirsiniz diyor bize ipucumuz. Sıradaki 2 kere 9. 9 tek sayıdır ama asal değildir. 2'ye bölünmez ama 3'e bölünür. 3 kere 3 9. O halde geriye 3 kaldı. 3 asal sayıdır. Tamam o zaman devam etmemize gerek yok. Elimizde ne vardı? Bir tane 2 var. Ve bu 2'yi 2 tane 3 ile çarpıyoruz. Ne demiştik? 2 çarpı 3 çarpı 3 e, ne eder? 2 kere 9 eder 18. İşte bu kadar. Ama ne oldu? Aritmetiğin temel teoreminin yanlış olduğunu kanıtlayamadık. Evet bunu yapamadık. Çünkü bu teorem doğru.